Efendim, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Korktan sesler başladı. Gerçekten güzel bir gündem var önümüzde. Dünya tenisi, Türk tenisi, hepsini konuşacağız. Cahit Yavuz ve İsmail Geliç sizlerleyiz. Tekrar hoş geldiniz. Günaydın Cahit abi, İsmail günaydın. Günaydın, Günaydın. günaydın, iyi yayınlar. Günaydın. Evet, devam ediyor tabii, gündemi takip ediyoruz. Grand Slam anlamında Roland Garros yakında başlayacak. Hazırlıklar devam ediyor. Turnuvalar devam ediyor. Türkiye'de tenisin durumuna da bakacağız tabii ki bu anlamda. Şimdi tabii yıllarca bir üçlü izledik. Federer, Nadal ve Djokovic domine etti erkeklerde bu üçlü dünya tenisini. Ve rekabet gerçekten özellikle Federer, Nadal anlamında epey bir durağa çıkmıştı. Şimdi Sinner ve Alcaraz şu anda erkeklerde biraz öndeler ama acaba bu öndelik uzun süreli, uzun soluklu bir rekabet yaratacak mı? Onunla başlayalım diyorum ben programa. Peki, ben mi başlayayım? Fark etmez İsmail. Tamam. Peki, ben başlayayım. Peki, ben şöyle Tamam. söyleyeyim. Tabii Federer Nadal rekabeti, hani futbolu da geçti. Dünyada olağanüstü bir enerji yarattı. Aralarındaki rekabete baktığımızda 40 tane maç yapmışlar. Buradaki notlarım da var. 24'ünü Nadal kazanmış, 16'sını Federer kazanmış. En az kazanan Federer dünyanın çok sevilen tenisçisi olarak şu anda her zaman o aynı şekilde devam ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim, 2008'de ilk defa Wimbledon'da karşılaştıklarında Nadal'la Federer arasındaki maçın yorumunu ben yapıyordum. Sunumunu da Barış Kuyucu yapıyordu. CNN Türk'teydik. Ve Nadal'ı tabii tanımıyoruz, etmiyoruz. Maç başladı. Tabii sadece notlardan biliyoruz ama Federer o zaman inanılmaz derecede her şeyi efsane bir uzaylı deniyor yani. McEnroe tarafından uzaylı falan deniyor. Ama öyle olmasına rağmen Nadal çıktı. Oyun süresi 5 saat falan gibiydi ama işte yağmur falan girdi. 7 saat sabah girdik biz, akşam çıktık yani. Öyle bir yayın da olmuştu. Orada Nadal daha ilk maçında bile her şeyini gösterdi. Şimdi Alcaraz'la Sinner'a bakıyorum. Sinner için evet, dünya tenisinin çok önemli bir fenomeni oldu. Özellikle Djokovic'i yendikten sonra ve şampiyonluğu kazandıktan sonra müthiş bir enerji yarattı dünya tenisine. Tabii oyun stili de çok uygun buna. Ama aynı şekilde Alcaraz, Federer, Nadal, Alcaraz, Sinner gibi bir enerji yaratabilecek güçte değil. Akşam gece Grigori Dimitrov'a Evet. 6-4 yenildi. Yani çok ilginç bir şey. Dimitrov'u da ayrıca konuşmak lazım, ayrıca tartışmak lazım. 32 yaşında, bence de orada çok ilginç bir durum daha var. Hani Alcaraz Sinner'ı konuşmak arasında belki de şeyi de konuşmak lazım. Dimitrov acaba Federer gitti, Nadal gitmek üzere, Djokovic de aşağı düşüyor. Hazır Evet. 32 yaşında ben de bu aradan bir yukarıya çıkarıp bir şeyler yaparım mı diyor, ne yapıyor? Ama yıllardır Federer, Nadal baskısı altında ki onları birer kez yenmiş. Djokovic de bir kez yendi. Dimitrov çok ilginç bir tenisçi. Kendisini birazcık tenisten uzaklaştırmıştı aslında. Sonra bu sene ne olduysa çok iyi hazırlık yapıyor ve çok iyi maçlar yapıyor. Bundan önceki Belki maçlarda da gördü, çok başarılıydı. o ışığı gördü yani. Bir ikili zaten artık yok. Hazır sen ifade, Djokovic de şu anda formun uzağında. Hazır bunlar yakalamışken ben de tenisle zaten bir kalitesi var Dimitrov'un. Belli bir yere gelemedi ama belli bir oyunu var. Onu herkes biliyor. Dimitrov da belki bu senenin sürpriz ismi olabilir erkeklerde de, belli Çok olmaz. ilginç. Dünya 12. sırada zaten şu anda. Evet, Ama dediğim evet. gibi yani efsane bu 3 tenisçiyi de birer kere olsa da yenmiş bir tenisçiden bahsediyoruz. Ve Alcaraz onu yenebilecek farklı vuruşları üretemedi. O yüzden Alcaraz'ın biraz daha çalışması lazım diyorum. İsmail bu konuları daha iyi bilir. Ona da soralım Evet. bakalım. İsmail'e döneceğim çünkü İsmail yani dünya tenisi özellikle bu üçlü rekabetiyle erkeklerde çok farklı noktaya geldi. John McEnroe döneminden, Björn Borg'dan gelen, ondan sonra tabii ki yine çok başarılı erkek tenisçiler geldi.
Ama rekabet bu işler arasında 20 yıl yakın devam etti. Şimdi herkes istiyor ki bir rekabet daha da olsun. Heyecan sönmesin. Yani bu üçlünün tenisçide uzaklaşmasıyla o rekabet yok olmasın istiyor. Bundan dolayı Sinner ve Alcaraz rekabeti yaratmak acaba doğru mu? Erken mi? Ben son dönem özellikle 3 silahşörden bahsetmek istiyorum. Monfils, Murray ve Dimitrov. Bunlar böyle yaşlı kurt dediğimiz 3 oyuncu. Aa, Ve güzel. Evet. 3 inanılmaz oynuyor. Son yani Dimitrov 7-8 aydır inanılmaz ama hepsinin çok sakatlığı var. Aslında büyük düşüşler göstermişler. Dönem dönem tenisi bırakmışlar. Ama üçü de inanılmaz tenis oynuyor. Hep yani Miami'de izliyoruz. Maçları tamamen dolu. İnanılmaz bir ambiyans var. Herkes o maçları bekliyor. Yani Monfils de öyle. Yani muazzam bir keyif. Doğal olarak böyle belli bir yaşa gelmiş oyuncuların o hayata bakışı, o savaşma ruhu vesaire büyük bir keyifle izlendiğini düşünüyorum. Benim de özel ilgi alanım Dimitrov zaten. Hiçbir maçını kaçırmıyorum. Dün kaçırdım sadece. Yani o üçlü acayip. Murray büyük bir ihtimal bu yaz bırakacağını ilan etti. Yine bir sakatlık geçirdi son maçında. Ama şöyle ifade edeyim. Monfils zaten kendi başına bir ekol. Çok Her eğlenceli değil maçı mi İsmail? Eğlenceli ya. inanılmaz izlenmeye değer bir oyuncu. Dimitrov zaten yıllardır o muazzam beklentiyle oyun karakteriyle hepimizi gerçekten büyüleyerek devam ediyor. Bence bir süre daha Alcaraz-Sinner yalnız kalmayacak. Hiçbir zaman Djokovic, Federer, Nadal üçlüsü gibi sadece bir ikili rekabeti görmeyeceğiz. Çok Hatta bir fazla üçlü değil oyuncu mi? var. Çok Bir fazla üçlü oyuncu var aşağıdan çok oynuyor. gelen. Evet, yani Alcaraz'ın bu tip sürpriz mağlubiyetlerini bence Sinir'de de görmeye devam edeceğiz. Çünkü o olgunluk düzeyinde değiller daha. Tenis bir olgunluk oyunu aslında. Yani öyle hemen 22-23 yaşlarında istediğiniz seviyede tenis oynayamıyorsunuz. Bu bizim Evet. Türk oyuncularımız için de geçerli. 24, 25, 26 sonrası bu seviyede oynamayı, hep aynı seviyede oynama alışkanlığını devam ettirebilecek yaş aslında 25-26 sonrası. Yani İsmail aslında oradaki ince çizgi, yani dedin ya olgunlaşma yaşı 25-26. O yaşta olgunlaştığın dönemde fizik anlamında da bir iyi noktadaysan devam ediyorsun. Zaman Evet. zaman tabii çünkü Evet. uzun yıllar gelen bir Konsantrasyonun, konsantrasyon. fiziğin üst seviyelerle devam ederse kalıyorsun. Öbür türlü zaten bu kadar yoğun bir maç trafiğinde zaten ayakta kalma şansın yok. Evet, turnuvadan turnuvaya. Ortalama 28-30 turnuva oynuyor bu Evet. oyuncuların hepsi ve o seviyede kalmaları çok zor. Doğal olarak Sinner ve Alcaraz ikilisini sadece görmeyeceğiz. Yeni yeni bir sürü başka oyuncu da geleceğini düşünüyorum. Artık görünen o ki erkeklerde, yani kadınlarda alışkınız. Dörtlü turnuvada her turnuvayı farklı bir isim kazanıyor kadınlarda genelde. Hani Williams kardeşlerden sonra işte o dönem bir kadınlarda da bir şey olmuştu ama artık her turnuvayı başka bir isim kazanıyor. Artık senin ifadenle erkeklerde de dört Grand Slam'de farklı bir isim kazanması sürpriz olmayacak. Belli bir dönem en azından. Öyle görünüyor, evet. Öyle gözüküyor. Serhat abi Bir Antalya'ya şey daha gidelim. söyleyeyim. Bir şey daha Buyur, söyleyeyim. buyur. Zverev'i de unutmayın. Zverev de Tabii canım, enteresan. severim. Gerçi ben Tabii. oyununu çok sevmiyorum. Çünkü böyle biraz makina cinsi ama yani fabrikasyon bir oyun oynuyor ama Zverev de enteresan. Çok özellikle dip çizgide o boya rağmen çok yüksek bir performans veriyor. Antalya'ya gidelim. Antalya'da turnuva devam ediyor. 105 dolar ödüllü turnuvada. Zeynep Sönmez yoluna devam ediyor Çağat abi. Çağla İpek elendi. Nasıl görüyorsun turnuvayı? Zeynep Aziz'den özellikle. Ya şöyle görüyorum. Biz İsmail Bey ile beraber Türkiye Şampiyonası'nı TED'de izledik. Ben Zeynep'i ilk defa orada izledim. Birkaç maçını gördüm. Gerçekten bizim Türk tenisçileri arasında kendisini artık ayrıştırmış. Zaten çok çalışkan bir karakter. Ve çok doğru yerlerde doğru kararlar alabiliyor. İsmail daha iyi bilir ama şöyle bir şey. Çalışan tenisçi
kararlarını doğru alabilme şansını yükseltiyor. Çünkü teniste akıl yürütmek çok önemli bir şey. Gerçekten sadece topa vurmak yetmiyor. Alcaraz, biraz örnek göstereceğim. Hani absürt bir örnek olmasın ama Iga Swiatek. O da mesela dünyanın en önemli kadın tenislerinden bir tanesi ama zaman zaman ezbere oynuyor ve sadece topa vurarak bu işin olmadığını gösteriyor. Tabii ki çok önemli başarılar elde ediyor. Şimdi Zeynep de sadece topa vurarak bu işin olmadığını aslında Türk tenisleri arasında gösteren bir tenisçi. Tabii ki dileriz ki Iga Swiatek gibi yukarı çıksın dünya sıralamasında ama bu son turnuvada dünya sıralamasının içerisinde ilk yüzün içerisindeki tenisçileri de yendi. Bir çok önemli bir yetenek. Yetenekten de öte çok inancı olan, maça olan inancı, tenise olan sevgisi, bunların hepsini topladığınızda bir 10 yıllık bir süre içerisinde tenise %100 odaklanabilen bir sporcu görünümü veriyor. Bence en önemli özelliği bu. Diğer taraftan Çağla Büyük Akçay yenilmiş. O doğaldır çünkü artık Çağla belirli yaşı geçti. Evet. Çok normaldir. O oyunda kalmaya çalışıyor. İpek Öz'e üzüldüm. İpek'in çok da aynı şekilde çok sıkı bir şekilde çalışması lazım. Mesela İsmail'e ben onu İpek'i sormak isterim. Berfu ne oldu? Onu çok merak ediyorum. Onu da sormak isterim. Ondan alabiliriz. Evet. Özeti bu. İsmail tabi takip ediyor. Bu turnuvayı takip ediyor. Antalya'da İsmail Zeynep Sönmez yolunda devam ederken Çağla ve İpek elendi. Ama bu arada Cahit abi Berfu'yu da sordu. Neler söylersin? Zeynep güncel WTA rankingi zaten 172. Doğal olarak bu turnuvada başarılı olmasını ben doğal karşılıyorum. Zaten bu seviyenin oyuncusu. Zeynep bence ilk yüze de girme potansiyeli var. Biraz servis problemleri var. Bence Mert hocası bunu mutlaka halledecektir. Fiziksel bazı dezavantajlarına rağmen çok yetenekli ve dediğim gibi şu an Türkiye'deki potansiyel en büyük oyuncumuz. Kız erkek bu arada. Yani ilk yüzü zorlayabilecek en yakın oyuncumuz. Berfu da bence çok iyi bir maç kazandı bu arada. İki maç kazanan oyuncumuz var. Bir Berfu bir de Zeynep. Sadece Zeynep ana tabloda oynadığı için onun biraz daha göz önünde olduğunu söylemem lazım. Berfu çok iyi bir oyuncuyu yendi elemelerde. İkinci turda dünya 80 numaraya yenildi. WTA 125 çok yüksek, iyi bir katılımla devam ediyor aslında şeyde. Mega Saray'da, Antalya'da. Bunun nedeni gerçekten galiba bu haftalarda çok toprak kort turnuvası olmadığı için dünyada birçok iyi oyuncu geldi Antalya'ya. O yüzden orada kaliteli bir katılım var o anlamda. O yüzden Berfu'nun elemelerden katılıp bir maç kazanmış olması bile bence olumlu bir nokta. Diğer arkada bir de Ada Kumru var. Wild card aldı. Serbest giriş kartı aldı şeyde. Ana tabloda. Orada da dediğim gibi gelecek vadede çok önemli bir oyuncu. Mega Saray'ın kendi oyuncusu bu arada. 2008 doğumlu. Yıllardır takip ederim. Çok dediğim gibi gelecek vadede. Ve bence bu serbest giriş kartında hak eden, en azından gelecek açısından hak eden bir oyuncu. Görelim inşallah Zeynep yarı final finalleri oynar. İnşallah. Burada bir şey soracağım hemen İsmail. Yakından takip ediyorsun. Sponsorluk durum nedir? Yani oyuncularımızın hani bir dönem çok biliyorsun her yerde büyük reklamlar döndü. Bazı oyuncularımıza sponsorluklar belli noktaya geldi. Şimdi var mı öyle bir yani mesela Zeynep ne durumda atıyorum? Yani sen söyleyince geldi aklıma. Şimdi aslında o iki ayakta değerlendirmek lazım. Bir, şirketlerin tabii Türkiye'deki ekonomik durumla beraber bu tip sponsorluklar tabii doğal olarak azalıyor. Ama Spor Bakanlığı'nın bir destek programı var federasyona beraber yürüttükleri. Kız erkek her iki oyuncuya destek olurlar. Eskiden Çağla vardı bu sistemin içinde. Evet. Değişiyor. 6 ayda bir değişen bir sistem bu. Doğal olarak bütün masraflarını Zeynep'in koçu dahil. Zaten bakanlığın dediğim gibi bu destek sistemiyle beraber sağlanıyor. O yüzden anlık çok büyük bir sorunu yok. Kazandıkları da bu turnuvadan kazandıkları da oyuncunun kendisine kalıyor. Bu bir avantaj. Çok büyük paralardan bahsedemeyiz ama en azından
bu turda mücadele etmeye devam etme şansına sahip. Bazı En azından oyuncuların bir şansı da yok. işte Yani o bu 4-5 oyuncu sadece destekleniyor bakanlık tarafından veya federasyon tarafından. Bu sayıyı bizim mutlaka arttırmamız lazım. Çünkü havuzda bizim daha fazla oyuncumuz olması gerekir. tam onu Düşünün soracaktım. Yani onların şevki, 80-90... onların heyecanı, onların şevki kırıldığı zaman sen daha yakından tanıyorsun oyuncuları ve bu şeyi. Düşer yani, onun için sordum ben. Tabii şimdi diyelim ki işte bir turnuvaya katılacaksınız. Uçak bileti gerekiyor. Şimdi bahsettiğimiz herhangi bir yere bir uçak bileti 40-50 bin lira. Mesafe uzak olduğu takdirde. Nasıl ödeyecek? Aile bunu veya sponsorluk olmadığında bunu nasıl karşılayacak? Bu mümkün değil. Çoğu turnuvalara oyuncularımız yalnız gitmek zorunda kalıyor. Yanında koçu yok. Avrupa'da veya başka bir yerde iyi oyuncuların mutlaka çok iyi bir ekibi var yanında. Doğal olarak bunların desteklenmesi gerekiyor. Destek olmadan bu sistemin ayakta kalması mümkün değil. Hemen Cahit abi sana döneyim. Yani Ayda Hanım, Osman Bey döneminde o başlayan rüzgarda biliyorsun programlarımıza sponsorlar geldi. Büyük hedeflerle, büyük hayallerle bazı oyuncularımız destek oldular. Bir hava vardı ama şu anda sen nasıl görüyorsun olayı? Evet, öyle bir hava yok tabii. Çünkü en başta bir kere bu havayı yaratacak bir organizasyon yok. Antalya'da yapılan bir otelin içerisinde yapılan turnuva bize de teklif edilmişti dedik. İstanbul Cup tenis turnuvası yapmayın, Antalya Cup yapın. Tamam ama Antalya Cup'ı yaparsak Antalya'nın göbeğinde yapabilecek miyiz bunu? Yok, burada bir sürü otel var. İzmir'de yapalım, İzmir'de de oteller var falan. Ya dedik ki bu otelin içinde yapılacak turnuvayla bu iş gelişmez. Biz bunu halka açık bir kente özdeşleştirelim. Onun için İstanbul Cup olarak burada başlamıştık. Ve tabii İstanbullu tenis severlerden daha çok işte dışarıdaki Kıbrıs'tan gelen olduğu, çevre illerden gelen olduğu falan. O tabii kentin organizasyonu olmadan çıktı, ülkenin organizasyonu oldu. Şimdi siz otelde bunu yaparsanız ülkenin organizasyonu olmaktan çıkar bu. Bu bir otelin organizasyonu olur. Otel destek verir ama bu ülkenin organizasyonu olması lazım. Rakam olarak da tabii ki ödül olarak da birazcık daha altta bir alt seviyede bir turnuva ama İsmail'in dediği gibi toprak kort sezonu başlıyor. Ondan dolayı çok iyi tenisçiler geldi. O bir şanstı bizim için. Ama bunu da medyada iyi değerlendiremedik. Sen çok daha iyi Evet. bilirsin. Medyada bunlar çok konuşulurdu, edilirdi. Bu tenisçiler Antalya'nın çeşitli yerlerinde gösteri maçları yaparlardı. O exhibition dediğimiz kort dışı organizasyonlar hiçbir zaman yapılmıyor. Şimdi bir bu var. Bir de mesela dünyada en çok turnuva yapan ülkesiyiz gibi bir Ona durum da var. geleceğim. Özellikle o yani Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş'un açıkladığı dünyanın en çok Bir cümleyle onu da söyleyeyim. Yani işte buradaki konu aynı enerjinin yaratılamama sebebi de bu. Yani çok turnuva yapıyorsun ama bu turnuvalar ülkeye mal edilemiyor. Hepsi bir otellerde orada burada yapılıyor. Mesela Ankara Cup diye bir şey düşünmüştük. Ya kardeşim şu Ankara Cup hakikaten keyifli bir şey. Çok güzel bir organizasyon ki niye öyle düşündüm biliyor musunuz? Ankara'nın seyircisi tiyatro seyircisi. Sinema seyircisi. İstanbul'da bakın tiyatrolara falan giden tabii ki tiyatrolar şu anda dolmaya başladı ama Ankara'nın bu yapısı çok önemlidir. Turnuvalara gider. Voleybol maçlarını görüyoruz. Evet. Kaldı ki voleybol maçlarında da kalmadı. Hani takımı kalmadı Ankara'da. O yüzden Ankara'nın bence bir Ankara Cup her şeyi değiştirebilir. Bu ilgiyi o zaman arttırabilir. Çünkü halkın girmesi lazım bu işin içerisine. Anne baba çocuk gidip o maçları seyretmesi lazım. Şimdi Megasaray'a kim gidip maç seyrediyor? Dolayısıyla yani öyle otellerde turnuva yaparak bu iş gelişmez. Cahit Bence... bir ilave yapayım orada ben. Geçen hafta sonu voleybol Türkiye Kupası vardı. Ben de izlemeye gittim. Sağ olsunlar oradaki federasyon bizi çok güzel karşıladı. Soru sordum yetkililere. Dedim ki 2 günlük Türkiye Kupası, harika bir ambiyans, genç seyirci,
Çok güzel efektlerle donatılmış bir salon. Müthiş. Müthişti yani. Gerçekten müthişti. Çok büyük keyif aldım. Sordum 2 günlük bu organizasyondan ne kadar bilet satışı ve hasılatı gerçekleştirildi? 10 milyon. Bakın 10 milyon. Şimdi toplam tenis federasyonunun Spor Toto'dan aldığı para zaten bu yıllık. Şimdi burada çok başarılı bir federasyon var. Voleybol Federasyonu, Akif Bey. Bir de bizim tarafa bakıyorsunuz. Hiçbir gelir yaratamayan, sportif başarı yok. Medyada zaten yer almıyor. Ve gerçekten kısa dönem içerisinde bugün bahsettiğimiz oyuncuları da bile bulamayacağız. Yani bugünü arayacak bir noktaya geleceğiz yani. Şimdi Zeynep Sönmez'den bahsettik. Çok güzel 172. Erkek tenisine bakalım. Bakın önümde var, çıkarttım. Şimdi Ergi 25 yaşında 303 numara. 325 numara Yankı 23 yaşında. İşte Altu var, Cem var. Bunlar 27-28 yaşında. Bunlar da işte 400 numara, 404-409. Şimdi o 20 yaş altı bir tane oyuncu yok ilk binin içinde. Evet. Şimdi kızlara gelelim. Orada da benzer bir durum var. Yani alttan gelen bir oyuncu şey yok, oyuncu grubu yok. Heyecan yok. Var, gördüğümüz o istikrar. Tabii şimdi az önce bahsettiğiniz konular zaten devreye giriyor. Şimdi Cengiz Bey geçen bir açıklama yaptı dediğiniz gibi. İşte dünyada en çok turnuvayı biz düzenliyormuşuz. Evet, ilk kez doğru söylediğini ifade etmeliyim. Evet. Doğru söylüyor. Bir dünyada en çok turnuva yapan ülke Türkiye. Bravo gerçekten. Sonuç ne? Abi soruyorum size, sonuç ne? Şimdi 10 yıl öncesine gidelim, çok daha fazla potansiyelli oyuncumuz vardı. Artı bir şey çıkarttım yine. Geçen hafta da konuşmuştum. Ocak 2023, Mart 2024 arasında yaklaşık 152 tane 15K veya işte 25K turnuva yapılmış. Acayip bir şey. K dediğimiz 1000 işte. Şimdi 80 adet wild card, serbest giriş kartını yabancılara kullandırmışlar. 72 tane Türk oyuncusu. Ya biz bu turnuvaları yapıyoruz. Otelde yapılıyor bu turnuvalar. Birileri para kazanıyor. Birileri derken şimdi detaya girmek istemiyorum çünkü bir de şimdi sonra şeyle uğraşmayalım. Davalarla vesaire. Şimdi para da kazanıyor birileri. Güzel. Sportif başarı var mı? Soruyorum. Var mı sportif başarı? Ya spor için yapılıyor mu? Tenis için mi yapılıyor bu? Para tenis için mi yapılıyor? O önemli. Tenis Türkiye'de büyüyor mu? Hayır. Büyümüyor. Evet. Daha fazla Türk oyuncu sisteme giriyor mu? Hayır. Hayır. Tek yapılan şey daha fazla turnuva yapılıyor. Ya bu övünülecek bir şey değil ki. Evet. Bir federasyon başkanı çıkıp ya dünyada en çok turnuva yapan bizim ülkede, ya sen turizm bakanı mı olmaya çalışıyorsun? Yani sen tenis federasyon başkanı mısın? Yoksa turizm başkan yardımcısı mısın? Nesin yani sen? Yok, turizm ajantası mısın mesela? Mesela ya zaten turizm ajantası ayrı bir konu orada. Yani oraya şey yapmıyormuş. Evet yani bizim problemimiz biz her şeyi ticaret gibi görüyoruz. Şimdi otellerde turnuvalar yapılmasın demiyoruz zaten. Ama siz bütün organizasyonları sadece otele yönelik yaparsanız ve orada birilerinin para kazanmasına yönelik bir çalışma içindeyseniz o zaman Türkiye'deki kulüpler yok olur. Nerede yetişiyor bu oyuncular? İşte biri Kayseri'den geliyor, öbürü Adana'dan, Bursa'dan, İzmir'den. Neden yapmıyorsun buralarda turnuvalar? Madem ki Türk tenisi düşünüyorsunuz. Yani doğal olarak çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum yetkililerin. Bir de ITF Junior tarafı var. Yani gençlerin uluslararası turnuva programı var. Orada da nedense bütün turnuvalar senin de geçmişte çalıştığın Koza'da yapılıyor. Orası da bir şirket. Yani kulüpler yok sayılıyor. Tamamen iki tane şirket yapısı var. Biri Megasaray Antalya,
diğeri Koza İstanbul. Bütün turnuvalar ve turnuva sistemi, turnuva turizmi tamamen buraya odaklanılmış. Ama her geçen gün kaybedilen bir nesil, kaybedilen sporcular bir yere varacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Ben ise İsmail şuna takıldım benim açımdan. Yani ben de işte 2010 yılından beri Cahit abiyle Korktan Sesler vesaire. Zaten çocukluğumdan beri çok takip ederim. Ben şuna takıldım mesela. Salt ülkenin bulunduğu ekonomik durumdan dolayı değil sponsor eksikliği. Yani öyle bir şey olsa, salt ekonomik problemlerden dolayı olsa bu şey, diğer taraflarda başarılı branşlardaki durumu görüyoruz. Dört kolla saldıran, dört kolla bankalar olsun, şirketler olsun, başarılı branşlara sürekli sponsor oluyor. Yani teniste şu anda düşen enerjinin salt ekonomik yönden olduğunu düşünmüyorum. Sen dedin ya ekonomik problemler de var. Evet var, %100 kabul ediyorum ama salt bundan olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsan daha yakından. Size soruyorum. Siz olsanız şirketiniz var, holdinginiz var. Böyle bir yapıya sponsor olur musunuz? Kesinlikle hayır. Tamam. Yani geçmişte bir sürü sponsor vardı. Turkcell vardı, TEP vardı. Vardı beraber. Vardı. Şimdi varlar mı? Göremiyoruz. Yok. Çünkü hiç kimse böyle bir federasyonu anılmak istemez. Çünkü temiz bir federasyon değil. Çok çok acı. Evet. Çok acı. Yani insan bakın ben işte yine yetkililerle görüştüm hafta sonu gittiğimde. Voleybol Federasyonu o kadar çok talep var ki sponsorluk için. Değil mi? Herkes o başarının bir köşesinden dahil olmak ister. Çünkü ortada güzel bir hikaye var. Bizde bir hikaye var mı? Yok. Bizde dram var. Mesela geçenlerde yine sevgili Cengiz Bey güzel bir açıklama yaptı. Yani o da 2 yılda bir yapıyor da aynı açıklamayı. Dedi ki 3 büyükler tenis ligine dahil olacak dedi. Doğru mu? Çok komik. Değil mi? Ben bunu herhalde 10 kere falan okudum yani son 15 yılda. Ya şimdi, ben de. Kulüpler mevcut. Yani 3 büyükler dediğin kulüpler mevcut. Amatör branşlardan nasıl kaçacağım onun yolunu arıyorum. Hangi tenisi girecekti? Tenisin bir maliyeti yok ki bu kulüpler için. Dahil olabilir. Şimdi Macaristan'a 4-0 yenildik Davis Cup'ta. Medyaya bakıyorum tek haber yok. Ama hemen arkasından 2 gün sonra haber çıktı. 3 büyükler tenise giriyor diye. Şimdi aslında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gerçekten dahil olsa bence Türk tenisi için elbette çok değerli olur. Yani zenginleştirirler tenisi. Ancak bu durumda hiç kimse ne ilgileniyor tenisle ne dahil olmak istiyor. Aynen sponsorlar gibi. Çünkü tenis federasyonu temiz değil. Bunu herkes görüyor değil mi? Ya bu yani, çok üzüntü verici bir şey. Şöyle söyleyeyim. Ya İsmail Bey iyi bilir. Biz bunları yaptık arkadaşlar ya. Bu ilgiyi yarattık. O hatırlasana Zadikçim. Nasıl bir kuyruk oluştu Ataköy'deki o şeyde? Ne diyorsun ya? Ortaköy'de yani kadın çıktı mikrofonu aldı eline. Yalvardı bizi adeta. Bırakmayın bu turnuvayı dedi. Ben böyle ilgi görmedim dedi. Dünya kadınlarını 3 sene arka arkaya yaptık. Ne oldu son ya? Senemizde bırakmayın dedi. Bu kadar ilgi, bu kadar güzel bir atmosfer, kuyruklar, beni arayanlar, seni arayanlar bilet için, gelmek için. Yani gerçekten bir şey vardı. Bir havamız vardı. Yani biz İsmail Bey'le öyle tanıştık. Yani Ankara'da dedi kendisi ya. Öyle tanıştık. Yani gerçekten hem turnuvaya destek vereceğim dedi. Loca alacağım dedi. Kulüp kuracağım dedi. Kulübü de kurdu. Her şeyi yaptı. Her zaman İsmail gel için önünü kesmeye çalıştılar. Halbuki bir enerjisi var. Burada da onu çok güzel özetliyor bize. Bir enerji vardı. Gerçekten bunu silip süpürdüler. Çok yazık, çok üzülüyorum ben bu konuda. Evet, şimdi zamanımız doldu. İsmail, özellikle gelen soruları ben not aldım. Sana da soracağım, Cahit abiye soracağım ama senyorlardan da bir hayli sorular var. Onların da girdiği bir biliyorsun polemik oldu. Onlara gelen cevaplar da var.
Sen de yakından takip ediyorsun zaten. Onların oyununu ve onların rekabetini görüyorsun. Bu rekabet nerede kalmalı? Bu rekabetin düzeyi ne olmalı senyorlar anlamında? Çünkü farklı görüşler var. Onlara karşı bazı görüşler de geldi kanalımıza. Hepsini not aldım ben. Gelecek hafta bunları da konuşalım. Geçen hafta kısmet olmadı ama haftaya gelen güzel bu atmosferi de değerlendireceğiz. Çünkü onların mücadelesini ben seyrettikçe çok keyif alıyorum. Çok da güzel rekabetleri oluyor aralarında. Hemen küçük bir not. Evet. Türkiye'de gelişim gösteren tek nokta senior tenisi. Bak çok önemli bu. Buradan İnanılmaz devam edelim. Artıyor sayı. Evet, evet gerçekten ama öyle. Ama en az destek de onlara var. Hatta köstekte en çok onlara var. Demek ki yükseleni engellemek bunların işi. Evet. Hepsini konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Efendim Korktan Sesler'de bu hafta bu kadar. Gelecek hafta konular derin olacak. Konuşacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Görüşürüz. Hoşçakalın.